Süleyman Hocam, tadımızı koyduk ve tedavi yöntemlerine geçtik. Peki, tedavi yöntemleri nelerdir mi? Az önce de kabaca değindik. Hastanın şikayeti, miyomların sayısı ise 1 tane olabilir, 30 tane de olabilir bir hastada miyom. 200 santimlik olabilir, 20-30 santimlik olabilir. Gebelik beklentisi ve yaşayan menopoz durumu, bunların hepsi çok önemli. Kabaca sıralayacak olursak aslında miyomlarda ilaç tedavisi uygulanabilen tedavilerdir. Fakat bu kesin tedavi değildir. Sadece belli hasta gruplarında, örneğin menopoza girmek üzere olan bir hastada menopozdan sonra miyomların küçüldüğünü bilmemizden dolayı ve cerrahi tedavi ciddi anlamda gerektirmeyen hasta grubunda miyomun boyutunu belli bir süre küçültebilen ilaçlar ve iğneler vardır. Fakat bunların kullanımı kısıtlıdır. Kısıtlıdır. Ortalama 3 ay, 6 ay civarı bir ilaç kullanımı ya da iğne kullanımı söz konusu olabiliyor. Ve bırakıldıktan sonra yaklaşık 2-3 ay sonra tekrar miyom boyutlarında eskisine dönme, büyüme meydana gelebiliyor. Kesin tedavisi miyomların ameliyattır aslında. Kesin tedavisi ameliyattır. Medikal tedavi sadece belli hasta grubunda zaten menopoza girmek üzere olduğunu bildiğimiz, zaten küçülecek daha sonra, süre kazanmak veya cerrahi istemeyen hasta grubunda süre kazanmak, biraz cerrahi ertelemek isteyen hasta grubunda süre kazanmak adına, şikayetlerini azaltmak adına olabilir ilaç tedavisi. Çok aşırı kanama şikayeti olan hastalarımızda rahim içi araç, hormonlu spiral diyebiliriz buna, kullanılan bir tedavi yöntemi var. Kanama miktarını azalttığını, ağrıları azalttığını biliyoruz. Fakat miyomu ortadan kaldırmadığı da bilinen bir şey tabii ki. Hastanın kan değerlerini yükseltmek istiyorsak, kanamasını azaltmak istiyorsak, ameliyat öncesi böyle bir fayda bekliyorsak, hastamız ameliyat olmayı daha geç bir zamana ertelemek istiyorsa, dediğim gibi bu rahim içi hormonlu spiral kullanılarak ağrı ve kanama azaltılabilir. Miyomun büyümesi nispeten engellenebilir. Fakat kesin bir tedavi yöntemi olmadığını, bu tarz medikal tedavilerin hiçbirinin miyomu ortadan kaldırmadığını, sadece bazı hasta gruplarında şikayet giderici bir tedavi yöntemi olduğunu bilmekte fayda var. Ameliyat dediğimiz zaman ne tür ameliyat seçenekleri ortaya çıkıyor? Az önce bahsettiğim gibi rahim duvarı için yerleşimli olan küçük miyomlardan aşırı kanama yapan ya da tekrarlayan gebelik kayıplarının düşüklere sebep olan rahim duvarı içerisinde yerleşmiş olan miyomlarda histeroskopi kullanılması gereken bir tedavi yöntemi, ameliyat yöntemi. Onun haricinde açık veya kapalı olarak miyom alma ameliyatı yapılabilen bir ameliyat, rahim alma ameliyatı bir seçenek olarak sunulabilir. Kimde rahim alma, kimde miyom alma? Tabii burada faktörler de çok önemli. Tabii. Hem hastanın şikayeti, yaşı, bulguların derecesi, miyomların büyüklüğü, sayısı ve yerleşimi, yapılacak olan ameliyatın tipini ve tekniğini belirler. Menopoza yakın yaşlarda ve sayıca fazla ve boyut olarak büyük ve hastada ciddi kanama yapan hastalarımızda kanamanın miyomdan kaynaklandığını düşünsek bile rahim duvarında biyopsi yapıp, öncelikle rahim duvarı biyopsisi yapıp kanamanın altında yatan, aşırı kanama durumlarının altında yatan polip gibi, rahim duvarının düzensiz çoğalması gibi sonradan ileriki yıllarda kansere dönebilecek rahim duvarı bozukluklarının tespit edilmesi açısından rahim alma ameliyatından önce mutlaka rahim duvarından biyopsi yapılması gerekiyor. Diğer nedenlerin dışlanması açısından. O tür hasta grubunda rahim alma ilk seçenektir aslında. Yani atıyorum 52 yaşında menopozal dönemde, perimenopozal dönemde dediğimiz menopoza yakın dönemdeki bir hastada ciddi bulgu ve belirtiler var. İleri derecede büyük miyomları ve sayıca fazla miyomları var. Bu hastalara da rahim alma ilk seçenek olarak düşünülebilir. Ama mesela 25'li yaşlarda miyomumuz var, büyük miyomumuz var. Hastanın gebelik beklentisi var ve bu miyomun gebe kalmayla ilişkili olduğu düşünülüyor yapılan muayeneler sonucunda.
Burada rahmi korumak esastır tabii ki. Yani çoğu miyom ameliyatında zaten rahim korunmaya çalışılır. Nasıl yapılsın bu miyom ameliyatı tabii ki? Açık veya kapalı laparoskopik yapılabilir. Her hastaya laparoskopik miyomektomi yapılır mı? Hayır. Sayısı önemli burada. 3-5 tane miyomdan fazla miyomumuz varsa, rahim duvarının yakınına yerleşmiş, derin yerleşimli miyomlarınız varsa, belli bir büyüklükten daha büyük miyomlarınız varsa, kapalı ameliyat size uygun olmayabilir. Her hastaya kapalı ameliyat uygun olmayabilir. Laparoskopik miyomektomi ameliyatı uygun olmayabilir. Bunu bilmekte fayda var. Açık olarak yani sezeren kesisi gibi bir kesiyle miyomektomi size daha uygun olabilir. Uygun hastada laparoskopik olarak, uygun hastada açık olarak miyomektomi ameliyatlarını yapmaktayız. Buradaki amaç rahmin bütünlüğüne minimum zarar vermek. Mümkün olan en az rahme kesi yaparak rahmin sonradan gebe kalabilme potansiyelini minimum seviyede etkilemek. Çünkü miyomektomi ameliyatlarından sonra rahim etrafında yapışıklık olduğunu biliyoruz. Bu yapışıklıklar sonradan gebe kalmayı olumsuz da etkileyebilir. Ne kadar az travmatik bir süreç geçirirse rahim ameliyatta o kadar çok olumlu sonuçlar olabilirisi için. Rahim duvarının o gebe kalınan yer dediğimiz rahim duvarı tabakasının hiç hasarlanmaması, mecbursa çok minimum bir şekilde hasarlanması gerekir. Rahim duvarının korunması, doğallığını korumak önemli bir faktör miyom ameliyatlarında. Çok çok nadiren bu hastaları çok korkutan bir şeydir. Çünkü illaki bu tarz tedaviler ameliyat seçenekleri sunulurken lafı geçer. Miyom alma ameliyatı esnasında mecbur kalınıp rahim alınabilir mi? Çok çok nadir bir şeydir. Yani çok şükür şimdiye kadar ihtiyaç hiç duymadık. Çok çok büyük devasa miyomlar çıkarmış olmamıza rağmen rahimden. Bu ancak artık o esnada cerrahi ekibin ya çok ciddi kanama, çok ciddi bir hastayı şoka sokabilecek kadar durdurulamayan bir kanama söz konusu olduğunda olabilecek bir şeydir. Çok çok az başvurulan, çok çok nadir olan bir şeydir. Mümkünse sadece miyom alınıp çıkarılır ve rahim korunur. Özellikle üreme çağındaki hastalarımızda ilk tercih budur ve hekimin de istediği budur, hastanın da istediği budur. Çok çok nadir de olsa öyle bir ihtimalin olduğunu bir kenarda akılda tutmakta fayda var tabii ki. Fakat bu tercih edilen bir şey değildir. Ancak ileriki yaşlarda 3-4 çocuk sahibim, 45 yaşında, 46 yaşında miyomun tekrarlama riskini de göz önünde bulundurarak rahim alınma ameliyatı daha uygun olan bir hasta grubumuz da vardır. Evet. Hastaya bütün seçenekleri sunmak lazım ameliyatla ilgili. Ona uygun olan seçenekleri, ameliyatın risklerini, olası sonuçlarını, ileriki uzun dönem sonuçlarını, kısa ve uzun dönem gelişebilecek olan sıkıntıları, faydalarını, zararlarını hepsini detaylıca. Çünkü ameliyat kararı vermek bizim için kolay olsa da hasta için çok kolay olmayabilir. Hastanın rahat olması gerekir. Rahat olması gerekir ve rahim doğurganlığını bitirmiş. Yani doğumla işi kalmamış artık. Artık doğum yapmayı düşünmeyen hasta da evet. Yaşı da belli bir yaşın üzerinde olan hasta bile benim rahmin korusunu isteyebilir. İşin duygusal hormonal boyutları var, psikolojik etkileri var, cinsellikle ilgili boyutları var. Miyom ya da rahim alma ameliyatı bir kadının cinsel hayatını etkileyen bir şey değildir. Öyle olmasına rağmen bir kadının rahmini kaybetme düşüncesi, rahmin alınması ile ilgili daha önce bilinçaltında olan bazı düşünceler, kadınlığını kaybetme, psikolojik bazı etkiler yaratabilir. Onun için biz rahim alma sana daha uygun desek bile hasta yok benim rahmim dursun, ben öyle istiyorum. Uzun dönem risklerini de düşünerek ben öyle istiyorum dediği zaman sadece miyom alınabilir tabii ki. Uygun olan hastada miyom alma ameliyatı, uygun olan hastada rahim alma ameliyatı, uygun olan hastada histereskopi, uygun olan hastada açık veya kapalı ameliyatlar ve vajinal yoldan bazı rahim duvarının içerisine yerleşmiş olan miyomlar çok fazla büyüyerek rahim ağzından dışarı çıkmaya başlar. Alttan muayenede biz miyomun kendisini görmeye başlarız. Bu miyomların ameliyatı alttan yapılır mesela. Hiçbir karında kesi olmadan ya da kapalı ameliyata ihtiyaç duymadan tamamen alttan yapılan bir ameliyatla o tarz miyomları çıkarmak mümkün olabiliyor. Miyomu olan bir hastada
ani gelişen durumlar olabilir mi? Miyomum var, şu şikayetim oldu, acaba bu miyomla ilgili olabilir mi diye acil karşılaşabileceği bir durum olabilir mi? Saplı miyom dediğimiz miyomlarda, bu rahmin dışına büyüyen miyomlarda bazen kendi etrafında dönerek miyom, oranın kalanması bozulabilir. Bu hastada ciddi bir ağrı yaratabilir, ateş yaratabilir, bulantı kusma yaratabilir, geçmeyen bir ağrı yaratabilir, kramp şeklinde ciddi ağrılar yapabilir hastada. Miyomu var ve böyle bir şikayeti var. Bu tarz bir durum olabilir, bu torsiyon olmuş olabilir diye düşünüp acilen doktora gitmesinde fayda vardır. Bu tarz durumlarda ilaç tedavisi, serum tedavisi, medikal tedaviler verilip hasta gözlemlenir ama şikayetler artıyorsa acil ameliyat gerektirebilen bir durumdur. Gebelikte de buna benzer bir durum olabiliyor. Gebelikteki miyomlarda kırmızı dejenerasyon dediğimiz durum çok fazla olmasa da %5-10 civarında gelişebiliyor. Bu da rahmi besleyen damarların miyomu besleyen damarların onun etrafındaki damarların da tromboz gelişmesi, pıhtı oluşması ile ilgili bir durum. Orada da şiddetli bir ağrı gelişebilir. Çok şiddetli bir ağrı, bulantı, kusma, ateş gibi bir şikayet olabilir. Gebeyim, miyomum var ve birden böyle ağrılarım olmaya başladı. Ateşim çıkmaya başladı, bulantı, kusmalarım olmaya başladı. Çok şiddetli kramp şeklinde ağrılarım geliyor. Miyomla ilgili olabilir bu hadise. Bu durumda da yapılan ilk başta ağrı kesici ilaçlar, serum, istirahat, hastaneye yatırmak ve takibini yapmak oluyor aslında. Ama geçmeyen ve giderek ilerleyen toplada kanda bazı enfeksiyon değerlerinin arttığını görebiliyoruz. Lökositoz dediğimiz durum oluşabiliyor. Mecburen ameliyata alınmak zorunda kalabilir gebe bir hasta. Gebelikte miyomun tehlikesi var mıdır? Bebeğe zarar var mıdır? Olabilir. Tabii. Kısırlık sebebi olarak çok az aslında etki ettiğini söylemiştik az önce. Tabii kısırlık çok geniş bir konu. Erkeğe bağlı faktörler olabilir, tüklere bağlı, yumurtalıklara bağlı, endometriyoz dediğimiz hastalık olabilir, bir sürü şey olabilir bunu etkileyen, rahim ağzını etkileyen tıkanıklıklar, darlıklar, rahmin yapısıyla ilgili anormallikler. Bütün bunlar incelendikten sonra ve muhtemel bu miyom kısırlığa sebep olabiliyor dendikten sonra zaten ona bağlamak doğrudur. Yoksa dediğim gibi bütün infertil hastalarımızın yaklaşık %2 ile 10 arasında değişebiliyor miyomun sebep olduğu. Evet. Ve o hastalarda da şunu gözlemliyorsunuz zaten, miyom ameliyatından sonra artmış gebelik oranları. Yani yaklaşık %60-70'i gebe kalamazken gebe kalabiliyor. Evet diyorsunuz, hakikaten bu miyom tedavisinden, gebe kalabilme yönünden fayda gördü. Ama bunların dışında miyomu var hastanın. Yani aslında gebe kalmasına engel değil ki, zaten gebe kalmış ve gelmiş. Ve önceden miyomu olduğunu da bilmiyor ya da biliyor. Evet. Miyomum var, gebeyim. Şu an son durumumuz bu. Miyomumuz var ve gebeyiz. Bu durumda neler olabilir? Kesin olan şeylerden biri miyomun büyümesidir aslında. Çoğunda hastaların daha doğrusu. Gebeliğin ilk 3-4 ayında miyom boyutunda artış olur. Miyomun yeri gebeliğin seyrini ne kadar etkileyeceğini en çok belirleyen faktörlerden biri. Gebeliğin yerleştiği rahim duvarı dediğimiz yere baskı kuran, o süt müköz dediğimiz veya rahim duvarı içerisindeki miyomlar, o süt müköz miyomlarda mesela bebeğin eşi gelip o alana yerleştiği zaman çok kanamalı geçebilir o gebelik. Bebeğin eşinin yapışma anomalileri olabilir oradaki sağlıksız ortamdan dolayı. O da doğum esnasında veya doğumdan önce kanamalara sebep olabilir. Ciddi bir ameliyat geçirmesine sebep olabilir hastanın sezeryen esnasında. Tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olabilen o rahim duvarı içerisindeki miyomlar düşüklere de sebep olabilir. Sürekli tekrarlayan düşüklere, tekrarlayan gebelik kaybı dediğimiz odur. Rahim ağzına yakın yerleşimde ve çok büyük bir miyom doğuma engel olabilir. Yani bebeğin geleceği kanala, doğum kanalına, rahim ağzı kanalına baskı kuran, oranın anatomisini deforme eden, oraya değişik nedenlerle mekanik olarak engel oluşturan bir miyom, normal doğumu olumsuz yönde etkileyebilir.
Bazı miyomlarımız da ağrı şikayeti ön planda olacak şekilde büyüme yapabilir. Özellikle rahim duvarının dışına doğru büyüyenler çok şiddetli ağrılar geçirebilir hasta arada bir. Fakat şunu bilsin hastalarımız, miyomu olan gebelerin çoğu sorunsuz bir şekilde doğum yapacaktır, gebeliğini sorunsuz bir şekilde geçirecektir. Az bir kısmında bahsettiğim gibi ağrı, kanama, düşük tehlikeli olabilir. Nihayetinde ne yapıyor en sonunda, ne yapabiliyor? Erken doğuma sebep olabiliyor. Her miyom değil tabii ki, bunları özellikle belirtelim. Yerleşimi ve büyüklüğü çok önemli. Erken su gelmesine sebep olabiliyor. Tekrarlayan kanamalara sebep olabiliyor ama bunların kanama atakları şeklinde olup duruyor ve gebelik devam ediyor diyelim çoğunda. Sezeryan oranı artmıştır. Miyomu olan hastanın sezeryan olma ihtimali miyomu olmayana göre gebenin daha yüksektir. Artmış sezeryan oranları karşımıza çıkıyor miyomlu gebelerimizde. Sıkı takip, belki arada bir can sıkıcı ağrılar ve kanamalar, aslında onun haricinde de çok çok ciddi bir fark olmayacağını bilsin. Çoğunun sağlıklı bir şekilde doğum olacağını, miyom olduğu halde gebe kalan hastalarımızın sadece belli bir kısmında bazı sıkıntılar yaşanabileceğini bilmesinde fayda var. Hemen karalar bağlamasın, hemen miyom var gebe kaldı, bende sorun yaratacak illaki diye düşünmesin. Bazen tesadüfi olarak gebelerin ilerleyen haftalarında bize başvuran hastalar olabiliyor, erken dönemde değil de ilerleyen haftalarında bize başvuran hastalar oluyor. Sende de bak 7 cm miyom varmış, haberin var mıydı? Yok. Haberi yok, gebe kalmış, 20 haftaya gelmiş, 22 haftaya gelmiş olan hastalarımız oluyor. Aslında şöyle bir şeyle karşılaşabiliyor musun Süleyman Hocam? Gebelik döneminde farkında değil miyomun olduğunu. Tabii. İşte gebelik doğum aşamasında, evet, sezaryen ya da normal doğum diye. O aşamada miyom da alınabiliyor mu? Alınması çok önerilen bir şey değil aslında. Çünkü şöyle düşünelim, yani gebeliğin başında 3-4 cm miyomu olan bir hastamızın gebelikteki hormonlara bağlı, özellikle östrojene bağlı bir miyomun büyüdüğünü biz biliyoruz. Ama orijinal büyüklüğünü ilk muayenede düştüğümüz notlarla boyutların ve yerleşimini bir kenara not ettiğimiz zaman aslında bu miyomun orijinal büyüklüğünü not etmiş oluyoruz bu sefer. Orijinal büyüklüğü 3-4 cm olan bir miyomun gebelik sonunda doğum, sezeryen esnasında baktık büyümüş ya da zaten ultrason takiplerinde büyüdüğünü fark ediyoruz. 7-8 cm varmış ama biz bunun daha önce de 3-4 cm olduğunu biliyoruz ve gebelikten aylar sonra, ortalama 6 ay sonra eski büyüklüğüne kavuşacağını da öngörüyoruz. Normalde ameliyat ihtiyacı duyulmayan bir miyomu gebelikte büyümüş halde gördüğümüz zaman doğum esnasında almamıza gerek var mı? Yok. Çünkü bunu zaten biz, ameliyatlık bir miyom değildi bu. Ameliyatlık bir miyom değildi. Bunu biliyoruz ve aylar sonra eski boyutuna geleceğini biliyoruz. Ama illaki ameliyat gerektiren bir miyomsa yine de beklenebiliyor. Bunun sebebi nedir? Sezeryen esnasında, gebelik esnasında daha doğrusu, rahme giden kan miktarı kat be kat artmıştır. Yani gebelikten önce rahimden geçen dakikada kan miktarı 50-75 cc kadardır. Gebelikte 500-600-750 cc kadardır. Yani yaklaşık 10 kat daha fazla damarlanması ve kan akımı vardır. Buna bağlı olarak rahimden geçen kan miktarı, miyomu beslemek için artan damarlanmalar ve benzeri faktörler sezeryen esnasında miyom almayı zorlaştıran, aslında hastanın daha fazla kan kaybetmesine sebep olan durumlardır. Bu tarz nedenlerden dolayı hem kanama olasılığının fazla olmasından dolayı sezeryen kesesinin doğal sezeryen kesesini bozabilecek yerleşimdeki miyomların da alınmasıyla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında çok önerilmediğini bilelim bunu. Yani sezeryen esnasında miyomum vardı, sezeryen de miyomum da alınır. Çok çok önerilen bir şey değil. İllaki elzemse o miyomun alınması genellikle de ileriki aylara ertelenebiliyor. Onun bilmekte fayda var. Gebelikten önceki miyomun büyüklüğü ve yerleşimi burada en belirleyici faktör. Fakat rahmin dışına büyüyen ve gerçekten gebelik başında da büyük olan bir miyomu varsa hastamızın,
saplı miyomlar ya da subseriöz miyomlar dediğimiz miyomlarda miyom alma diğerlerine nazaran daha az kan kaybına ve işlem olarak daha basit bir işlemle halledebileceği için tercih edilebilir tabii ki.